Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Küresel bir felaket halini alan COVID-19 hastalığının üstesinden gelerek inşallah Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz. Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Hamdolsun toplam test sayısında 1 milyona doğru gitmemize rağmen yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın yeni hasta sayısını geçmesi olumlu yönde önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumundadır. Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz diğer hizmetlerde de herhangi bir aksamaya meydan vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızın sağlığını korumakla ve tedavisiyle yetinmedik. Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize de sahip çıktık. Aziz milletim, geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 31 ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere, şahsım ve özellikle de heyetim adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz gerçekten bu fedakarlığınızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bilindiği gibi bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin ana arterleri arasında yer alan Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde başlatılan asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Elazığ Belediyesi koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan şehrin ana arterlerinden Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Fenişleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar süratle sürdürülürken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Şerifoğulları incelemelerin ardından yaptığı açıklamada Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nin trafiğe kapalı olduğu bu dönemde krizi fırsata çevirerek buralarda çalışmalarımızı yapabilme imkanını yakaladık. Bayramdan önce çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız dedi. Evde kaldığımız bu günlerde hem Vali Fahri Bey Caddemizi hem de Gazi Caddemizi yenileme adına fen işleri ekibimiz çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor. 450 metre uzunluğundaki Gazi Caddemizdeki asfalt yenileme çalışmamız, yine 450 metre uzunluğundaki Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki hem asfalt yenileme, aynı zamanda kaldırım yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Tabii herkesin evde kaldığı süreçte ve Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nin kapalı olduğu bu dönemde bu krizi fırsata çevirerek en azından buradaki çalışmalarımızı yapabilme imkanını yakaladık. Bayramdan önce bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bitirip inşallah bayramla birlikte de hem Gazi Caddemizi hem Vali Fahri Bey Caddemizi yeni bir görünümle, güzel bir görünümle halkımızın hizmetine sunacağız. Tabii buradaki vatandaşlarımız uzun bir müddettir sıkıntı içerisinde. Araç girişlerinin yasak olduğu bu dönemde esnaflarımız sıkıntı yaşıyor. İnşallah bayram sonrası bu iki caddemizi de açarak hem vatandaşlarımızın tekrar burada huzurlu bir şekilde gezerek alışverişlerini yapabilme imkanlarını sağlayacak. Bizler de bu çalışmalarımızı inşallah tüm hızıyla devam ettireceğiz. Elazığ Belediyesi olarak tüm birimlerimizle 7/24 sahadayız. Asli işlemlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan koronavirüsün ilimizde çok fazla yayılmasını önleme adına çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da asli işlemlerimizi, hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah biraz daha Elazığlı vatandaşlarımız evlerinde oturacak, sabır gösterecekler ve bayramdan sonra nasip olursa, süreç normalleşirse Elazığ'ın güzel caddelerinde, sokaklarında hep birlikte tekrar yürümeye, gezmeye devam edeceğiz. Bizler de vaat ettiğimiz projeleri, hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hemşehrimiz iki çocuk babası polis memuru İstanbul'da görevi başında korona kaptı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti. İstanbul'da defnedilen evlatlarının cenazesine gidemeyen aile ise acıların en büyüğünü yaşadı. Karakoçanlı polis memuru 46 yaşında Feridun Fırat Yıldırım İstanbul'da koronavirüsten hayatını kaybetti. İstanbul'da Ümraniye İlçe Emniyetinde görevli Karakoçanlı polis memuru Yıldırım, görevi başındayken 31 Mart günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yıldırım'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan polis memuru Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi alındı. Covid-19 virüsü tedavisi süresince yoğun bakım ünitesinde kalan genç polis memuru korona ile sadece 23 gün mücadele edebildi. İki çocuk babası genç polis memuru İstanbul'da Beykoz Baklacı Mezarlığı'nda defnedildi. Karakoçan'da yaşayan emekli gardiyan İshak Yıldırım oğlunun ölüm haberini duyunca fenalaştı. Cenazeye gidemeyen Yıldırım ailesi taziyeleri Karakoçan'daki evlerinde telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak polis memuru Yıldırım'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bilim kurulu üyeleri biraz daha sabır, virüsün beli kırıldı derken Elazığ'da 4 günlük resmi tatilin ardından cadde ve sokaklarda yaşanan insan yoğunluğu üzdü. 23 Nisan tarihinden itibaren büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı yaşanırken resmi tatille birlikte yasağın olmadığı kentlerde de insan yoğunluğu azalmıştı. 4 günlük tatilin ardından Elazığ'da ilk iş gününde cadde ve sokaklardaki yoğunluk üzdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede temas, mesafe, izolasyona her konuşmasında vurgu yaparak hastalığın önüne geçmede bu üç kelimenin hayata önem taşıdığına vurgu yapıyor. Dünya koronavirüse karşı şu ana kadar ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik. Temas, mesafe, izolasyon. Bu üç kelime hayati önemli. Temas içinde olmayacağız. Araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz. Mücadele temelde yayılmayı önleme mücadelesidir. Tehdit herkes için ortak. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Herhangi birimizin tavizi hepimizi ilgilendirecek ciddi sonuçlar demektir. Bir yönüyle bu bir savaştır, halk sağlığı savaşıdır. Başarırsak ki başaracağız, bundan bir an için bile şüphe duymuyorum, birlikte gurur duyacağız. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır. Bu mücadelede stratejimiz sabit hayat olmalıdır. Yuvamız, gücümüz olmalıdır.
şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. Bilim kurulu üyeleri de yaptıkları açıklamada hastalığın belinin kırıldığını, yakın bir tarihte güzel günlerin geri geleceğinin altını çiziyor iken, 4 günlük tatilin ardından Elazığ'daki yoğunluk tüm uyarıların bir kenara bırakıldığını hissettirdi. Banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uymayanlar, maskesiz dolaşanlar. Elazığ ölüm oranlarındaki düşüşten mi, havaların sıcak olmasından mı bilinmez, rehavete kapılmış gibi kendini dışarıya attı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında izin belgesi almak isteyenler Namık Kemal İlkokulu'nun yolunu tuttu. Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirilenler, bir ilden başka bir ile gitmek isteyenler ve çalışmak isteyenlerin izin belgesi almak için gittiği Namık Kemal İlkokulu'nda başvurular alınmaya devam ediyor. Sosyal mesafeyi mi çekiyorsun? Saygı kral ya. Sosyal mesafeye bakın. İzin belgesi almak isteyenler Namık Kemal İlkokulu'nun yolunu tuttu. SMS olarak yapar mısın? Abi daha da bırak SMS olarak. Tamam. Seyahat belgesi almak isteyenler okul bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hemşehrimiz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan Furkan Dilaver'in hazırlayıp sunduğu son baskı programında vatandaşların kurallara uyması halinde bayrama kadar vakaların binin altına düşebileceğini söyledi. Hemşehrimiz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, Elazığ sonhaber.com haber müdürü Furkan Dilaver'in hazırlayıp sunduğu son baskı programına katıldı. Tüm hemşehrilerime saygı selamlarımı arz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah bir dahaki Ramazan'da birlikte olmayı arzu ediyorum. İnşallah hocam. Elazığ kamuoyu sizleri gerçekten çok seviyor hocam. Merhum babanızın yeri Elazığ'da ayrıdır. Bu arada belki bilmeyen izleyeceğimize de hatırlatmış olalım. Elazığlı Şehit İlhanlar ailesi vardı biliyorsunuz efendim. Kıbrıs'ta şehit olmuşlardı. Çok değerli Necip İlhan hocamızın oğlu Mustafa Necmi İlhan aynı zamanda. Hocam Elazığ'ı özlediniz mi? Tabii ki özledik. Bayramda oradaydım normal şartlar altında. Evet. Hatta 17 Nisan'da da bir sınav jürisine gelecektim. Cuma'dan 18-19 kalıp 19'daki 17-23 ayla dönecektim. Çok sık geldiğimiz için ama planlar tabii suya düştü. Bayrama da şimdi bir şey diyemiyorum ama yazı oradayız inşallah. İnşallah kirazlar kızardığı vakit oradayım. İlhan Türkiye'de çok önemli tedbirler alındığını kaydederek 11 Nisan'dan bu yana vaka sayılarının iyiye gittiğini söyledi. 11 Nisan'da aslında pik değerini gördüğümüze inanıyorum diye söylemiştim ben. Allah mahcup etmedi aslında. 11 Nisan'dan beri vakalarımız çok iyi gidiyor. Şöyle ki aslında salgınları değerlendirirken şöyle konuşmak gerekiyor Furkan Bey. Tek günlük değerler değil de ikişer üçer günlük değerler, bir haftalık değerlerle konuşmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz devlet pek çok önlem alıyor. Bu aldığı önlemlerin etkileri biliyorsunuz bir bulaşıcı hastalık, bir kaza değil, bir afet değil. Ancak 3 ila 5 günden başlıyor, 7-8 güne kadar etkisi çıkıyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye çok güzel önlemler aldı. Bir tanesi hemen Mart ayı içerisinde yurt dışı seyahatlerin kısıtlanması, havaalanlarının peyderpey azaltılması, İran'la sınırların kapatılması, okulların
tamamen kapatılmasıydı. Keza üniversitelerin de nihayetine oraya geldi. Bunların etkisini hemen o Mart başında, Mart sonuna doğru çok artmamada gördük. Sonra 65 yaş üzeri kısıtlaması yaptı devlet. Bunun etkisini hemen vakalarda gördük. İlhan, vatandaşların alınan tedbirlere uyması halinde bayrama kadar vaka sayılarının 1000'in altına düşebileceğini söyledi. Kurallara uymaya devam ederlerse bu rakamları 2000'in altında görmek, yine nasip olursa bayrama 1000'in altında rakamlar görmek, hatta daha 3 haneli rakamlara düşmek işten bile değil. Tabii burada en önemlisi yeni vaka sayısı olmakla birlikte yine ekranda da yer alıyor. İyileşen vaka sayımızın çokluğu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın giderek azalması da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Şimdi salgınla ilgili yorum yaparken hem yeni vakaların ne kadar ortaya çıktığı hem de iyileşenlerin ne durumda olduğu ifade edilir. Bazen şöyle bir kıyaslama yapılıyor. Deniyor ki bugün iyileşenle tedavi edilenle yeni vaka sayısını kıyaslayalım. Tabii ki kıyaslanabilir. Mantıklı bir strateji olmakla beraber hepimiz biliyoruz ki bugün tanı alan bugün iyileşmiyor. Bugün tanı alanların iyileşmesi yaklaşık bir 10-15 günü bulacak. Vatandaşların kurallara uymaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen İlhan, dikkat edildiği takdirde bu bayram çifte bayram yaşanabileceği müjdesini verdi. İstiyoruz ki biz yeni vaka sayısı sıfır olsun, hiçbir vatandaşımız artık bundan hayatını kaybetmesin, hastanede yatmasın, tedavi görmesin, yoğun bakıma düşmesin ama hiçbir zaman sıfıra düşmeyeceğine göre biz özellikle bu Ramazan ayında aramıza gönül mesafesi değil ama fiziksel mesafeyi koymamız gerekiyor. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımız bir genelge yayınladı. Toplu iftarları, belediyelerimizin yapacağı iftarları yasakladı. Bunun ötesinde aile için iftarlar tabii ki yapabiliriz. Birbirimize gidip gelebiliriz. Örneğin Elazığ ilimiz vakaların çok yoğun görüldüğü bir il de değil aslında ama yine de birbirimize daha sosyal mesafeli durmamızda çok fayda var. Yine bir genelge daha yayınladı biliyorsunuz bakanlık. Daha doğrusu çektiğiniz görüntüleri 0532 23 402 23'e gönderin. Haber denince Kanal Fırat. Elazığ özel 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde birçok vatandaşımızı kaybettiğimiz ve depremin en ağır hasar aldığı yerlerden biri olan Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor. Mustafa Paşa Mahallesi, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde en ağır hasarı alan yerlerden biri. Birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği, o acının izlerinin devam ettiği mahallede yıkım çalışmaları sürüyor. Temel yıkım işini alan firma yetkilisi Yavuz Demirel de yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Binaların yıkımından sonra şu anda temel kazma aşaması var. Altta kalan eski temellerin açılımını yapıyoruz şu anda. Ondan sonra da yeni yapılacak binalara başlanacak inşallah en yakın zamanda. Zaten üst taraflarda yavaş yavaş başlandı. Kulevinç falan kurulmaya başlandı. Temel açmaya başlandı. En kısa zamanda bir 15-20 gün içinde burası da inşallah aynı şekilde inşaatına başlanacak yani. Vallahi konut sayısını tam olarak bilmiyorum ama yani komple buralar işte yıkılan konut sayısı şeklinde aynı şekilde konut yapılacak burada. Şu anda zaten harfiyat kaldırılıyor. Biz buranın temellerini kaldıran firmayız zaten. Bina yıkımından sonraki harfiyatları alıyoruz. Alttaki temeller komple kaldırılıyor. Yeni gelen firma da komple buranın temelini açacak. Bu şekilde çalışma devam edecek. Şu anda bulunduğumuz zaten Mustafa Paşa Mahallesi. Üst taraf var işte, Rüstem Paşa Mahallesi var. Eski askeri şubesinin karşısında olduğu yerler. Orada inşaatlar başladı zaten. Bu şekilde bu aşama devam edecek yani. Sevgili seyirciler, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 20 binden fazla konutun ağır hasar aldığı deprem sonrasında TOKİ tarafından ihalesi yapımına başlanılan yaklaşık 1000 konutun inşaatı hızla yükselirken birçok bloğunda kaba inşaatı tamamlandı. ...24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20.417 konutun inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi için çalışma başlatıldı. Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Sürsür Mahallesi ile Bizmişen'de yeni konutların da yapımına başlandı. Merkeze bağlı Sürsür Mahallesi'nde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın bulunduğu yerde yapımına başlanan konutlarda çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Açsın açın gelsin. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda site içerisinde yer alacak blokların bazılarının kaba inşaatları tamamlandı. Yeni bloklarda da çalışma başlarken proje kapsamında toplam 180 adet konutun olacağı bildirildi. Ayrıca depremzede aileler için Bizmişen bölgesinde Mart ayında inşaatına başlanılan 786 konutun tamamlanması için çalışmalarda gözle görülür hale geldi. 39 bloktan 12 blokun kaba inşaatı tamamlanan şantiyede ise 475 kişilik ekiple çalışma yürütüldüğü bildirildi. Sağdaki çalışma ile ilgili bilgi veren şantiye şefi Oktay Ağan, "Hedefimiz Temmuz ayı başlarında kaba inşaatların bitmesi, Eylül ayı itibariyle de depremzedelere evlerini teslim etmektir." dedi. İhale edilen 781 konut, 5 kapıcı dairesi, 4 tane de mescitli bloklarımız var. Toplam 786 konut bulunmaktadır. 28.02.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak Mart itibariyle başlamış bulunmaktayız. Toplamda 39 bloğumuz bulunmaktadır. Bunlardan 13 tanesi 3+1, 118 metrekare, 26 tanesi de 2+1, 26 blok. Bunlar da 98 metrekare civarındadır alan olarak. Bunlar brüt alanı söylediklerim. Şu an 475 kişi 6 kule vinç ve 6 takım tünel kalıpla çalışmaktayız. Şu an itibariyle 12 blok tamamen bitmiş bulunda kabası olarak. İnce işlerimiz 10 blokta devam ediyor. Duvar, sıva, alçı, imalatlarımız, mantolama imalatlarımız devam etmektedir. 2 aylık bir süre zarfında yani yüzde kaba inşaat olarak %33'lere gelmiş bulunmaktayız. Hedefimiz Temmuz başında kaba inşaatların bitmesi. 14.09.2020 tarihi itibariyle de depremzedeli kardeşlerimize bir an önce evlerini teslim etmek düşüncemiz bulunmaktadır. Önce depremin daha sonra koronavirüsün ikinci kez vurduğu Elazığ esnafı kara kara düşünürken çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmakta buldu. Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremde kendilerine can suyu olan 50 bin lira kredi taksit ödemesinin 3 ay daha ertelenmesini talep etti. Onları önce deprem vurdu, şimdi ise koronavirüs. Kara kara düşünen Elazığ esnafı daha depremin yaralarına saramamışken şimdi de koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle esnafa sağlanan 50 bin TL kredi vatandaşa can suyu olmuştu. Ancak ülkemizde görünen koronavirüs salgını iş yerini açamayan, açsa da siftah yapamayan esnafı bir kez daha vurdu. 24 Ocak'ta meydana gelen depremde tüm esnafa hükümet tarafından 50 bin TL kredi desteği sağlandı. Haziran ayında başlayacak olan ilk taksit ödemesi yaşanan salgın dolayısıyla iş yapamayan ve dükkanı kapalı olan esnafı sıkıntıya sokunca Elazığlı esnaflar çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmakta buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan mektupta esnaf ödemesi başlayacak olan kredi taksitinin 3 ay daha ertelenmesini talep etti. Elazığ Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan İnce tarafından gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi. 24 Ocak'ta Elazığ ilimizde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden dolayı bugüne kadar eşi benzeri duyulmamış, bizzat direktifleriniz doğrultusunda yapılan yardım ve desteklerinizden dolayı Elazığ Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak
Öncelikle zat halinize ve kabine üyelerinize teşekkürlerimizi arz ederim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, depremden dolayı Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Halk Bankası ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla talimatlarınız doğrultusunda da esnafımıza verilen 50.000 TL kredi esnafımıza can suyu olmuştur. Verilen 50.000 TL 3'er ay olarak taksitleri Mayıs sonu ve Haziran başında esnafımız ilk taksitini ödemesi gerekiyor. 16 Mart'tan itibaren ülkemize ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 hastalığı nedeniyle Elazığ'da birçok esnafımız iş yerlerini açamaz duruma gelmiştir. Açan iş yerleri ise siftahsız dükkanlarını kapatmışlardır. Bu süre zarfında çektikleri 50.000 TL kredinin ilk taksitinin 3 ay ertelenmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesini siz saygıdeğer Cumhurbaşkanımdan talebimdir. Elazığ Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı sunarım ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son verileri açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve kayıp sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada bugün 20.143 test yapıldığı, vaka sayısının 2.131 olduğu, bugünkü vefat sayısının ise 95 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca bugün iyileşenlerin sayısı ise 4.651 olarak açıklandı. Toplam yapılan test sayısı 918.885, toplam vaka sayısı 112.261, toplam vefat sayısı 2.900, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.736, toplam entübe sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı 33.791 oldu. Bakan Koca, bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım, dedi. Diyanet Sen Elazığ Şube Başkanı Murat Ergen, İnsan Hakları Derneği ve bazı baroların hedefi olan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş'ın yanındayız açıklamasını yaptı. Diyanet Sen Elazığ Şube Başkanı Murat Ergen, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yanında olduklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkenin en köklü ve saygın kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Ergen, kurumumuzun başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde İslam'ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği ve bazı barolar tarafından suç duyurusunda bulunmasını kınıyor, Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz, dedi. Ergen, Diyanet Sen olarak dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduğumuzu kamuoyuna haykırıyoruz. İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söyleyemeyecek de kim söyleyecek? Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken İnsan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilmemesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır? Zinanın, eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi kimse bizden beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmayabilir ancak bu ne zinayı ne eşcinselliği dinen ve ahlaken meşru kılmaz. Birileri bundan rahatsız oluyor diye başımızı kuma gömecek değiliz ifadelerini kullandı. Ergen aslında Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunan ve kınama mesajı yayınlayanların derdinin Ali Erbaş'ın şahsı değil, onların asıl derdinin Allah, Kur'an ve İslam ile olduğunu, onların asıl derdi bu milletin değerleriyledir. Bu zavallıların amacı ülkemizin milli ve manevi değerlerinin altına dinamik koymak, bu toplumu kendi değerlerine düşman ederek yozlaştırmaya çalışmaktır, dedi. Mil Diyanet Sen Elazığ İl Başkanlığı'nda nöbet değişimi yaşandı. İl Başkanı Önder Aydıngöz görevini Tevfikiye Camii İmam Hatibi Halil Gül'e devretti. Yeni Başkan Gül,
bazı kesimler tarafından eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yanında olduklarını söyledi. Milli Diyanet Sen Elazığ İl Başkanlığı'nda nöbet değişimi yaşandı. İl Başkanı Önder Aydıngöz görevini Tevfik-i Camisi İmam Hatibi Halil Gül'e devretti. Genel Başkanlığını hemşerimiz Celalettin Gül'ün yürüttüğü Milli Diyanet Sen Elazığ İl Başkanlığı'nda nöbet değişimi gerçekleşti. Yaklaşık 6 aydır bu görevi yürüten aynı zamanda Milli Diyanet Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeliğini yürüten Önder Aydıngöz hocamız il temsilcilik görevini şahsımıza devrettiler. Gül, slogan sendikacılığı değil, eylem sendikacılığı yapacaklarını belirterek Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yanında olduklarını söyledi. İl başkanı olarak bundan sonra inşallah hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Biz slogan sendikacılığı değil, eylem sendikacılığı yapacağız. Hakkın ve haklının yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu meyanda tüm Diyanet personeli çalışan kardeşlerimizi sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden cesaret alarak Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunan LGBT'ci örgütleri kınıyoruz. Bizler Mil Diyanet Sen ailesi olarak Diyanetimizin ve Başkanımızın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Ve şunu da belirtmek gerekir ki bu Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş hocamızın şahsında Kur'an'a ve Kur'an'ın ayetlerine bir saldırıdır. Zira Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız Kur'an ayetlerini Allah'ın hükümlerini hutbesinde beyan etmiştir. Televizyon dizilerine de değinen Gül, RTÜK üyeliğine Diyanet'ten de bir üyenin yer alması gerektiğini söyledi. Genel Başkanımız Celalettin Gül dün itibariyle Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza bir dilekçe yazarak özellikle televizyonlarda ve sosyal medyada ahlaksız dizilerin önüne geçmek maksadıyla RTÜK üyeliğine Diyanet kontenjanından da bir üye verilmesi ve bununla alakalı olarak anayasal düzenlemenin yapılması gayesiyle bir dilekçe verdiler. Artık Diyanet'ten de bir üye RTÜK'te temsil edilmelidir. Evrensel Hafızlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Zülfü Üçer, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın hedef tahtası haline getirilmesinin vicdan taşıyan her insanı derinden yaraladığını kaydetti. Evrensel Hafızlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Zülfü Üçer, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde eşcinselliğe yönelik sözleri sebebiyle İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi'nin suç duyurusunda bulunmasını kınadı. Üçer yaptığı açıklamada gençlerimizi sabah namazı buluşmaları ile camilerle tanıştıran, son yıllarda ülkemizin ve gönül coğrafyamızın sınırlarını aşarak dünya sathında din hizmetlerinin çeşidini ve sayısını artıran, belki de en muhtaç olduğumuz zamanda insanımıza manevi cesaret aşısı yaparak minarelerden yükselen ezan ve selalarla 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının bertaraf edilmesinde büyük rol oynayan Diyanet İşleri Başkanımızın cuma hutbesinde ilahi fermana tercüman olan Profesör Doktor Ali Erbaş özelinde hedef tahtasına konulması vicdan taşıyan her insanı derinden yaralamıştır dedi. Üçer, bütün insanlığın saadet ve huzurunu tesis etmeye yönelik İslam'ın temel prensiplerinden rahatsız olan şer odakları toplumsal yapıyı bozmak, aileyi parçalamak adına çeşitli faaliyetlerde bulundukları bilinmektedir. Şer odaklarının faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olarak gördükleri İslam dinine Diyanet İşleri Başkanımız üzerinden dolaylı olarak saldırmaktadırlar ifadelerini kullandı. İl Divan toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiren Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, zor günler geçiren esnaf için alınan ekonomik tedbirlerin yetersiz olduğunu söyledi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı koronavirüs sebebiyle Nisan ayı İl Divan toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu ve teşkilat mensuplarının katılımıyla icra edilen toplantının açılış konuşmasını İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu yaptı.
Hacı Bekiroğlu konuşmasında koronavirüs sebebiyle herkesin evde kaldığı bu dönemi fırsata çevirmenin mümkün olduğunu ve Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminden faydalanmanın Müslümanlara katkıları olacağını ifade etti. Hacı Bekiroğlu, malumunuz COVID-19 sebebiyle ekonomimiz ciddi yaralar almaktadır. Esnaflarımız bu süreçte çok ciddi sıkıntılarla maalesef karşı karşıyadır. Kuaföründen pazarcasına farklı sektörlerde virüs sebebiyle maddi sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalmıştır. Saadet Partisi olarak bu süreçte Sesimiz Bir kampanyası başlatarak koronavirüsten dolayı mağduriyet yaşayan tüm kesimlere yönelik çözüm önerilerimizi dile getirmeyi kendimize vazife edinmiş durumdayız. Ekonomik anlamda türlü sıkıntılara göğüs geren farklı kesimlerin dertlerine bir nebze de olsa deva olabilmek adına başlatmış olduğumuz bu kampanya, her gün farklı bir kesimin sesi olarak devam etmektedir. Hükümetin açıklamış olduğu destek paketlerini üzülerek ifade ediyorum ki, milletin derdine derman olmaktan çok uzak. Toplumun beklentilerini karşılamayan paketler yeni sıkıntıların habercisidir. Gerek küçük esnaf diye tabir ettiğimiz esnaflarımız, gerek büyük ölçekli işletmeler bu yaşanan sıkıntılı süreçte ve süreç sonrası mutlaka ama mutlaka tatmin edici şekilde desteklenmelidir, dedi. Harput'u özleyenler için görüntüler kaydedildi. Çiçeklere bürünen Harput, koronavirüssüz günler için kendini hazırlıyor. Kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla tarihi belde daha da bir renklendi. Harput, tarihi ve dokusu ile bir cazibe merkezi. Son zamanlarda yalnız kalan Harput'ta kiraz ağaçları çiçek açınca mahalle cazibesine cazibe kattı. Kar mı yağmış şu Harput'un başına türküsüyle biz bugün çiçek mi yağmış şu Harput'un başına bunu Elazığlılarla evde bulunan tüm vatandaşlarımıza en azından bir moral olsun. Bu manzarayı görmesini istediğimiz sevgili Elazığlılara bunu bir çekelim dedik. Bahçedeyiz. Bahçenin şu güzelliğini şöyle etrafı da alırsanız çiçek mi yağmış şu Harput'un başına. Kar mı yağmış şu Harput'un başına türküsünün sözlerini çiçek mi yağmış şu Harput'un başına olarak değiştiren muhtar Zülküf Demirpolat, kiraz çiçekleriyle birlikte tarih kokan Harput'u şimdilerde çiçek kokuları ile kaplandığını söyledi. Evet, kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olayım torpağına taşına. Türküsüyle şu anda Harput'ta kar yağmamış ama Harput'a çiçek mi yağmış, kurban olayım şu yaradanın şu güzelliğine diye. Neredeyiz? Harput'ta kiraz bahçesindeyiz. Rabbim ne güzel yaratmış, şu muhteşemliği görün istedik. Vatandaşlarımız da evde en azından kalarak belki bir stres atıyorlardır. Atmaları için de bunu en azından bir sergileyelim dedik. Vatandaşlarımız da bir nebze olsun moral diye vatandaşlarımıza morallerini yüksek tutmak için elimizden gelen sergileyelim dedik. Diyarbakır'dan Alacakaya ilçesine salep soğanı toplamak için gelen iki kişi jandarma ekiplerine takıldı. Suçüstü yakalanan şüphelilere biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi suçundan 147.494 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheliler koronavirüs tedbirleri kapsamında izin belgesi almadan Diyarbakır'dan geldikleri için jandarma ekipleri tarafından her bir şüpheliye 3.150 lira idari para cezası kesildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan istihbari çalışmaları neticesinde Diyarbakır ilinde ikamet eden iki şahsın Alacakaya ilçesinde salep soğanı toplayacakları bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Alacakaya ilçesinde yasa dışı toplayacakları salep soğanını Diyarbakır'a götüreceği bilgisine ulaşması üzerine şüphelilerin suçüstü yakalanabilmesi amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde şüpheliler salep soğanı toplarken yakalandı. Thank you.
Şüphelilerin topladıkları 2 kilo salep soğanı jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Çağrılan Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye biyolojik çeşitliliğinin tahrip edilmesi suçundan 147.494 lira idari para cezası uyguladı. Koruma altında olan salep soğanları Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca şüphelilerin izin belgesi almadan Diyarbakır ilinden geldikleri için jandarma ekiplerince her bir şüpheliye 3150 TL idari para cezası kesildi. Bursa'da yaşayan Elazığlı hemşehrimiz Mustafa Kalaycı, Elazığ dik halayını çaldığı 4 farklı enstrümanla koronavirüs salgını dolayısıyla evde kal çağrısına uyan hemşehrilerine armağan etti. Aynı anda çaldığı 4 farklı enstrümanla Elazığ dik halayı çaldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Bursa'da yaşayan hemşehrimiz Mustafa Kalaycı, koronavirüs salgını dolayısıyla evde kal çağrısına uyan Elazığlılara farklı tarzda çaldığı dik halayı armağan etti. Elazığ'da kaçak olarak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi. Yakalanan 2 şahsa para cezası uygulandı. Kaçak su ürünleri avı ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır yolunda durdurulan bir araçta yapılan uygulamada Keban Baraj Gölü Havzası'nda kaçak yollarla avlandığı değerlendirilen 700 kilogram sazan ele geçirildi. Malumunuz Elazığ ili üç tarafı sularla çevrili olan Keban, Karakaya Baraj Gölleri'nde Türkiye'de geçen yıl itibariyle 21.500 ton alabalık üretimiyle birinci sırada yer alan ve alabalığın başkenti olan bir ilimiz. Alabalık yetiştiriciliğiyle birlikte ilimizdeki su potansiyeli içerisinde yine ciddi manada avcılık yoluyla balıkçılık yapılıyor. Burada bizim 1000 civarında özellikle olta balıkçılığı yapan, 17 tane kooperatifle avcılık yapan balıkçılık üreticilerimiz var. 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında balıkların üreme sezonu olduğu için avcılığın yasak olduğu ve bizler tarafından, bakanlık tarafından yasağın uygulandığı bir dönem. Ancak bugün 21 Nisan 2020 tarihinde maalesef bütün bu yasağa rağmen yasağı çiğneyerek hele hele böyle bir dönemde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkesin koronavirüsü salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde maalesef bu hem yasağı dikkate almayan bazı insanlarımız bu yasağı çiğneyerek yaklaşık 700 kilo civarında üreme döneminde olan sazan balığını maalesef yakalayarak götürmek istediler. Tabii ki bizim Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube teknik elemanları kolluk kuvvetleriyle birlikte yapmış oldukları çalışma neticesinde geceden beri sahada çalışarak bu balığın yakalanmasını sağladılar. Öncelikle
hem mesai arkadaşlarımı hem de bu noktada bizimle işbirliği içerisinde hareket eden ve bunlara göz açtırmayan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Ve buradan şu mesajı vermek istiyorum. Özellikle gece bu balığı sudan avlayan balıkçılarımıza sesleniyorum. Bu her bir balığın karnında yüz binlerce yumurtanın olduğu ve önümüzdeki süreçlerde stoklarımıza yansıyacak olan balıklardan bahsediyoruz. Eğer balıkçılarımız bu üreme dönemindeki yasaya riayet etmedi bu balıkları tuttukları zaman maalesef önümüzdeki süreçlerde balık stoklarımızda ciddi manada azalma olacak. Balıkçılarımız lütfen bu oyuna gelmesinler, bu günü kurtarmanın peşine düşmesinler. Hep birlikte bu yasağa uyalım ve Elazığ ilimizdeki su potansiyeli içerisinde olan balık stoklarımızı bundan sonraki yıllara arttırarak devam edelim. Ama şunu da bilsinler, eğer bu yasağa uymayan ve balık tutmaya devam edecek olan insanlarımız varsa şunu da bilsinler ki kolluk kuvvetlerimizle birlikte 7-24 saat usulünce asla ve asla onlara müsaade etmeyeceğiz ve gerekli cezai işlemleri uygulayacağız. Araçta bulunan iki şahsa para cezası kesildi. İl vaizi Sümeyye Karakaya Ramazan sohbetlerinde Ramazan ve sorumluluk bilincine değindi. Elazığ İl Müftülüğü tarafından verilen Ramazan sohbetlerinin bugünkü konusu Ramazan ve sorumluluk bilinciydi. Elbette ki Ramazan-ı Şerif beraberinde bize sorumluluklarımızın şuuruna da vardırır. Öyle ki insanın yaratıldıktan sonra akıl ve irade ile mücehhez kılınıp kendisine sorumluluk verilmesi onu aynı zamanda bütün hayatı boyunca da yerine getirmesi gereken bir takım görevlerle mücehhez kılmıştır. Ve kendisine verilen bu sorumluluk duygusu aynı zamanda onun dünya ve ahirette huzur ve saadetine de vesile kılınmıştır. Cenab-ı Hak yaratmış olduğu varlıkların içerisinde insanoğlu bu sorumluluğu yüklenmiş ve emaneti omuzlamıştır. Sorumluluk, hak ve hakikate meyletme, güzel ve iyiye doğru yönelme, doğru olanı kabul etme şuurudur. İnsanların ilk ve en önemli sorumluluğu Rabbine karşı olan sorumluluğudur diyen İl Vaizi Sümeyye Karakaya, Ramazan ayında yapılan ibadetler kişinin arınmasına vesile olur dedi. İnsanın elbette ki ilk ve en önemli sorumluluğu Rabbine karşıdır ki Rabbi onu yaratmış ve kendisine birçok nimetler ihsan etmiştir. Ve insanoğlunun Rabbine karşı olan evet bu sorumluluğu öncelikle ona iman etmek ve kulluğunun gereğini yerine getirmekle mümkündür. Nitekim Rabbimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle haber verir. Ramazan ayında yapılan ibadetler kişinin manevi yönden arınmasına da vesile olur. Evet, mümin tutmuş olduğu oruçla aynı zamanda sözlerine, davranışlarına da dikkat eder. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orucu kötülüklere karşı bir kalkan olarak bize tarif etmiştir. Evet değerli izleyiciler, oruçlarımız aynı zamanda bizlerin ahlakını da güzelleştiren en önemli bir ibadetimizdir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur ki مَنْ سَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Her kim inanarak ve sevabını da Allah'tan umarak oruç tutarsa bu onun geçmiş günahlarına kefaret olur. İşte mümin Ramazan ayında eriştiği bu bilinç ile elinden geldiği kadarıyla bu müjdelere nail olmaya çalışır. Elazığ'da daire bakmak için girdiği inşaatın merdiven boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı. Elazığ'da daire bakmak için girdiği inşaatın merdiven boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı. 29 yaşındaki kişi ailesiyle Olgunlar Mahallesi'nde yapımı süren 5 katlı bir inşaata daire bakmak için girdi. Genç adam kucağında 1 yaşındaki bebeği Kaan'la yukarı katlardaki dairelere bakmak için basamağa takılmamış merdiven kızağından çıkmaya çalıştı.
Ayağa kayan şahıs merdiven boşluğuna, kucağındaki bebeği ise kızağa düştü. Ağır yaralanan baba ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haberleri izlediniz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın ve evde kalın.